Yayınlandığı ilk günden günümüze kadar her bölümüyle adından çokça söz ettiren, Türk televizyonlarının en çok izlenen yarışması Survivor, sadece ada hayatıyla değil, yarışmadan elenen yarışmacılarla da adından sıkça söz ettiriyor. Bu videomuzda yarışma bittikten sonra itirafta bulunan yarışmacıları ve yarışma hakkında neler dediklerini sizler için araştırdık. Bu tarz videoların devamı için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakın yarışmacılar adada kaldıkları dönemde neleri itiraf etmişler. Duygu Çetinkaya. Yarışmada kaldığı dönem boyunca adından en çok söz ettiren yarışmacılardan Duygu Çetinkaya, halkın en çok merak ettiği konulardan bazılarıyla ilgili kesin bilgiler verdi. Ünlüler takımında yer alan kişilerin yarışma süresince para aldıklarını söyleyen Duygu Çetinkaya, gönüllüler takımında yarışan yarışmacıların ise yarışmadan para almadıklarını söyledi. Dağhan Külegeç'le aşk yaşadılar iddialarını ise asla böyle bir şey yok cevabını verdi. Merve Büyüksaraç. Yarışma bittikten sonra Acun Ilıcalı ile mahkemelik olan Merve Büyüksaraç en çok konuşulan iddiaları ortaya atmıştır. Adada aç kalmadıklarını söyleyen Merve Büyüksaraç, kameralar önünde aç oynadıklarını ama gerçekte hepimize sandviç ve pilav veriliyordu. Bir de çiftçilerden 80 dolar karşılığında muz satın alıp afiyetle yiyorduk açıklamasıyla çok ses getirmişti. Bunların dışında Mustafa Topaloğlu'nun sigara içmeden duramadığını, Almedi Abazi'nin de çikolata düşkünü olduğunu ve yemediği tek gün olmadığını itiraf etmiştir. Nagihan Karadere. Merve Büyüksaraç'ın aksine bir iddia da Nagihan Karadere'den geldi. İlk günün sonunda birazdan hamburger gelecek diye yetkilinin birinin kendisini kandırdığını, daha sonra hiçbir şekilde yemek verilmediğini itiraf etmiştir. Nihat Altınkaya. Yarışma bittikten sonra bir canlı yayına katılan Nihat Altınkaya, Survivor'a maddi imkansızlık için gittiğini, kazandığı parayla ev aldığını söylemiş, "Şu an cebimde 35 lira var. Hayranlarım beni bir de evde görsünler. Pijama atlet takılan biriyim. Sabah kalkıp kendi kahvaltımı hazırlıyorum." açıklamasını yapmıştı. Nevin Yanıt. Yarışma bittikten sonra en büyük itiraflardan biri de yarışmada kendini gösteremeyen Nevin Yanıt'tan geldi. Acun Ilıcalı'ya olan mahcubiyetimden dolayı dokunulmazlık oyunundan sonra arkadaşlarımdan benim adımı yazmalarını rica ettim diyen Nevin Yanıt şaşkınlık yaratmıştı. Sabriye Şengül. Survivor'a ikinci defa katılan Sabriye Şengül ise sonradan katıldığı Türk takımını beğenmediğini itiraf etmişti. Afroditi. Türkiye Yunanistan'ın başarılı yarışmacılarından Afroditi ise henüz elenmeden bir itirafta bulunarak herkesi şaşırtmıştır. Türk takımından birinden hoşlandığını itiraf eden Afroditi, "Ona bir şey belli etmedim ama takımın en yakışıklı üyesi olduğunu düşünüyorum." itirafı ile izleyicileri şaşkına çevirmiş fakat kim olduğunu açıklamamıştır. Cumali Akgül. Survivor'a katılış hikayesi en farklı olan yarışmacı Cumali Akgül, karşı takıma gönderilmesiyle ilgili bir itirafta bulunarak, Survivor'da yarışmayı gerçekten çok istediğini, fakat yanlış zamanda son 10 yılın en iyileriyle yarıştığını ve hiçbir şansının olmadığını itiraf etmiştir. Sema Aydemir. Havuza düşürmeli sumo oyununda korkudan öldüğünü itiraf eden Sema Aydemir, karşı takımdaki Birsen, Nagihan ve Nevin Yanıt'ın çok kuvvetli olduğunu, çekine çekine o maçlara çıktığını itiraf etmiştir.